Kızım, ben bebeği isteyip istememekle ilgili ben sana bir şey dedim mi? Dedim mi? Allah için söyle, dedim mi? Demedin Erman, demedin. Çünkü sen böyle önemli şeyleri bana ve ailene söylemezsin. Gidersin Gülşişe gibi çıfrıntılara söylersin. Allah senin diline kimseyi düşürmesin arkadaş ya. Ya ben onu orada öyle oturup konuşmak zorundaydım yani. Ben bir fikir aldım. Dedim ki ya Allah korusun tabii bir şey olursa dedim hani biz bebeği istemezsek yani bize kaça mal olur, bir şey çıkar mı, faturası nedir falandır filandır onları konuştum. Ben de doğal olarak bir babayım yani. Madem sen olsun ben de buyum yani. Neden bana darılıyorsun hemen? Ben onu sordum ona. Vallahi onu sordum ya. Sen de bana hak ver yani. Çocuk kadar postacı maaşıyla iki çocuk bir abiyle evi geçindirmek kolay mı? Kolay mı? Ben çekiyorum bunun cezasını. Lütfen yapma bana böyle. Yeter ya. Ben de bir insanım. Ben de bir insan evladıyım. Aynı senin gibiyim yani. Bak üçüncü çocuk demek masraf demek. Abiyeciğim bunları bilmiyorsun ben sana anlatayım. Üçüncü çocuğun okula başlama parası var. Üçüncü çocuğun okulunda alınacak çantası, defteri, kitabı var. Üçüncü çocuğun bir eli var. Harçlık için elini uzatacak. Bu ne demek? Üçüncü boğaz demek. Ben bunları düşünüyorum. Vallahi bunları düşünüyorum. Lütfen sen de benim düşündüklerimi düşün. Göbekte olduktan sonra ben de işe girer çalışırım Erman. Ne diyorsun kız sen? Ne diyorsun sen? Erman kuzunun karısı çalışıyor dedirtmem. Dedirtmem. Lütfen bir daha sakın bu kelimeyi bana kullanma. Sen evinde oturacaksın, çocuklarının anası olacaksın. O kadar. Ama çocuklarımın anasıysam Erman, çocuklarım için de her şeyi yaparım. Ben bir şey söylemem, ne diyeyim yani? Hakikaten istiyor mu bu çocuğu ya? İstiyorum Erman. Arda ile Melati çok çabuk büyüdüler. Şimdi yani evin içinde bir çocuk kahkahası olsa güzel olmaz mı? Sen de istersin. Doğru söylüyorsun. Göz açıp kapadık Arda ile Melati eşek kadar oldular. Vallahi haklısın. Çocukluklarında ne kadar sevimlilerdi değil mi? Şimdi o küze döndüler arkadaş, sevilmiyorlar. Etten de butlandılar, haklısın. Bas. Bas. Madem öyle, doğru gitsin ne diyeyim ya. Çocuğu veren Allah rızkını da verir abiyem, doğru gitsin. Erman, kız olursa adını kurabiye de koyar mıyım? Abiye, şansını fazla zorlama istiyorsan. Duydun mu beni? Duydum. Kafiye yapma evimize. Duydum. Tamam hadi gel. Erman. Erman hadi öp. Bak öpüyorum ama bir daha beni kırmayacağım, ben de seni kırmayacağım. Yok tamam. Erman. Tamam gel. Saçım bir ayır şöyle de bir yanağını bir getir. Kız sen hamile kaldıktan sonra etlerinden mutlandın böyle yüzüne nur geldi ha. Erman. Ne? Erman gel şimdi kıyafetlerimizi değiştirelim. Ondan sonra da aşağı inip çocuklarımıza bu muştulu haberi verelim. Şaka şaka hadi. Erman yürürken bir daha mı öp beni acaba? Yok şöyle sarıl biraz. Şimdi bak fazla da abartma. Gel ne giyeyim Erman? Erman ne giyeyim? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ney?